kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli skuterlarla ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Son dönemde sıkça yaşanan kazalar nedeniyle skuterlara plaka zorunluluğu gündemde. Çarpabiliyoruz bazen ki benim de başıma geldi. Ne gelmişti başınıza? Yani çarpıştık bir araçla. Gerçi onun hatasıydı, sıkıştırdı yani ama. Bence trafiği alt üst ediyorlar. Sizler için bir tehlike mi kaldırımda durduğunuzda hızlı gelen bir skuter? Tabii tehlike. Onu da bırakın. Bir kaide, kanun, bir nizam varsa burası bize ait. Hatta vefat etmişti. Arabanın altında kalmış elektrikli skuter. Kullanıcısı mı? Evet. 767 kaza, 8 kişi ölmüş. 899 kişi yaralanmış. 1500 kişi de hatalı bulunmuş denetim sonucunda. Normalde bisiklet yolunda olması gereken elektrikli skuterları ya kaldırımda ya da akan trafikte görüyoruz. Durum böyle olunca da son günlerde elektrikli skuterların ulaşımda sağladığı kolaylıktan ziyade sık sık bazıları ölümle de sonuçlanan karıştığı kazalardan söz eder olduk. Yararını saymakla bitmez ama tabii ki güvenlik açısından sıkıntılar yaşıyoruz. Doğrudan doğruya kaporta insan vücudu. Şikayetlerin artması üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Skuter kazalarına yönelik soruşturmaların daha kolay yürütülmesi için plaka konusu gündemde. Eğer bir plaka getirilirse o çarpan kişilere yönelik olarak da soruşturma çok daha rahat yürütülür mü? Kesinlikle öyle. Kimin kullandığı, ne amaçla kullandığı, bir şekilde bu elektrikli skuterların hangi kapsam dahilinde trafikte yer aldığı belli olsa daha güzel ve düzenli olur. 2016 yılında da trafik kanununa eklenen bir maddeyle elektrikli araçta 250 wattın üstündeyse bunda zaten ruhsat ve plaka şartı zorunlu. Elektrikli skuterlara getirilmesi planlanan plakayla hem hatalı kullanıcılara yönelik soruşturmanın hem de zarar ziyan tespitlerinin çok daha kolay yapılması amaçlanıyor. Ebatı biraz küçük olduğu için plakayı nereye koyacaklar? Plaka nereye konulacak? Herhalde bulunur diye düşünüyorum. Yani o kadar buldular skuteri, plakayı da bulsunlar. Plakanın geliyor olması, kişinin bana daha rahat ulaşabiliyor olması benim de daha çok dikkat etmem gerektiğinin anlamına gelir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.